Şimdi elimizde benim bu kekeme çocuklar korosunda anlattığım bir şey vardı. Bir gece Fatih'te radyo programından çıktım. Gece saat 4 filan. Fatih'te Yavuz Selim'den aşağı inerken bir bakkal vardı. 24 saat açık. Gece oraya gidip ihtiyaçlarını temin edebiliyorduk. Gece saat böyle 4'e yakın filan. 3.30-4 arası. Oraya gittim böyle. Dönerken birden bir apartmanın önünden geçerken bir adamla karşılaştım. Böyle bir irkildim yani. Sokakta kalmış bir adam. Neyse yani hani gecenin bu vaktinde karşılaştık sokakta yatan bir adam. Yani belki Hızır'dır. Vardır ya. Yani. Ya Hızır'sa? Hızırsa boş geçmemek lazım diye. Böyle cebimde az bir para vardı yani. Adama dedim ki ilk korku anı şey olunca. Uzattım bunu dedim al da hani ekmek mekmek bir şey alırsın kendine. Bana dedi ki benim param var dedi. Dedim ki ya hani param var da yarın biter öbür gün biter. Yanında dursun alırsın. Alper adam bana dedi ki onu yarın düşünürüz dedi. Vay be. Abi şoka girdim ben ya. Hak kerimdir yarın. Ya şoka girdim ben ya. Yani modern akıl der ki ya biriktirelim, biriktirelim, hesap edelim. Sonra bunu birileriyle paylaşırız hani ihtiyaç. Orada bir şey giriyor işte bu çok iyi anlatamadığım bir şey. Orada bir zihne bir taraftan şeytan musallat oluyor. Çünkü modernliğin tüketim kültürünün asla bitmişliği yoktur ki yani. Hani buraya geldik biz artık tamam. Yok ki böyle bir şey yani. O yüzden de yani işte bu arınmayı herkes kendi ölçeğinde bir şekilde yapmak zorunda. O dönemler yani kraliçenin pirelerini yazarken de o trajik durum hepimizin böyle bir ahlaksız teklifle ya da bir iktidar uzlaşmasıyla karşı karşıya gelme riski hepimiz yaşıyoruz bunu ne yazık ki. Bir şeyi hatırlatmamız lazım. Ben o kitabı tek bir cümle için yazdım. İlk yazının sonundaki tek cümle kendi kendime sürekli tekrarlamaya çalışırım. Ben çünkü böyle biraz böyle zaman zaman hani şey olurum ya düşer kalkar filan. Ve Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Eyvallah. Yani bir dönem yaşandı hepimiz fert fert bütün toplum bir takım şeyler yaşadık, yaşıyoruz. Fakat mesele yeniden başlayabilmekte yani. Hani asıl mesele bu cesareti tekrar bulmakta, bu umudu tekrar bulmaktadır ya. Evet. Benim kendime hatırlattığım bir cümleyi yazıp etrafına bir şeyler daha koydum. Yani kitabın yazılma derdi, tasası bu hikayeyi anlatmak ve bu arada da yeniden başlayabiliyor muyuz abi? Yani bir yerden yeniden başlayabiliyorsak oradan başlayalım yani. Sezai Karakoç ile bir sohbetimde, yani onun ziyaretine gitmiştim. Onun sohbetinden istifade etmek amacıyla. Sürgün ülkeden başkentler başkentine adlı muazzam şiirinin hikayesini anlattı bana. O dönemden, yine benzer bir dönemden geçtiği vakitlerde, hapse düştüğü bir dönemde, önce kendime ümit vermek için, sonra okuyan herkese ümit vermek için yazdım. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet attı bir çınar Çınar vardır. vardır tarzında. Biraz onu hatırladım. Yoksul, yardım etmeye çalışmış olduğum yoksul da bana Nesimi'nin bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Diye eyvallah. Zerrece tamahım yoktur bu dünyanın varına. Rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem. Şimdi sen bu Nesimi'ye ne yapabilirsin abi? Dua edebilirsin Eyvallah. abi. Peki bu adama hani bir güç yetirebilir misin yani Nesimi'ye ya da bu Ya dilin minnet sahiplerine eylemem diyor güç yani. yetirebilir misin yani? Nereden yaklaşacaksın bu adama yani? Açık açık da söylüyor. Yeryüzünün halifesi kula minnet eylemem diyor yani. Ne yapabilirsin abi? Hakikaten dediğin doğru. Evet abi ve tabii muhabbetimiz çok uzun.
programımızın süresi de çok kısa. Devam ediyoruz tabii ama her şeyi konuşmak da mümkün olmayacak. Bir yandan da sinema üzerinde konuşmak istiyorum. Evet. Uzak İhtimal. Çok güzel bir film. Eyvallah. Onun senaristlerinden birisi. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Nasıl sinema vallahi işleriyle? Yeni Uzak İhtimal artık tabii bir ilk film olarak pek çok arkadaşımızın dünyasında önemli bir yere sahip oldu yani. Kesinlikle. Emek veren herkesin emeğine sağlık. Ama herkesin emeğine değdi. Yani öyle diyelim. Bundan sonra ne yapacağın daha hani önem kazanıyor yani bir yerden başlıyorsun. Çalışmaya devam ediyoruz. Bizim Yozgat Blues diye bir senaryom var benim şimdi. Evet. Senaryoyu tamamladık. İşte onun önümüzdeki yıl çekimlerini Mart ayında inşallah yapacağız. Mahmut Fazıl Coşkun yönetmenliğini yapacak. Ona çalışıyoruz. Bir taraftan da proje aşamasında bir takım yerlere gidip geliyor. İstanbul Film Festivali'nin köprüde buluşmalarında birinci seçildi. Oradan çok işte iyi. Bir destek bizim için hem moral açısından çok önemli. Yani orada böyle bir karşılık bulmak. Saraybosna Film Festivali'nin Cinelink bölümüne davet edildik. Yani 200 küsur film arasından 10 film. Bu bizim için moral açıdan yine çok önemli. İnşallah iyi olur diye çalışıyoruz. Yozgat Blues, Yozgat'ta çekeceğiz. Yozgat'ta bir berber kalfasının yalnız bir adamın şehre gelmiş ve 70'li yılların aranjmanlarından söyleyen bir müzik grubu, bir kadın ve bir erkekten oluşan iki kişi. Yozgat'ın bir müzikolünde kışın gelip şarkı söylemeye başlamış. Bu üç kişinin hikayesi. Müzikal değil, değil, değil mi? Değil, hayır. Hı-hı. Bir takım böyle müzikler var, hani o hı-hı, 70'li yıllarda söylenmiş ama bu üç kişinin hikayesini anlatan bir film. Taşra'da bu üç kişi karşılaştığında ne olur diye çalışıyoruz. Tansu Biçer oynayacak. Ayça oynayacak, Ünal Silver oynayacak. Yani böyle çok da iyi oyuncular. Hem Tansu da, Ünal Silver de. Ne zaman inşallah Ayça'da başlıyorsunuz çekimlerini? Niyetimiz Mart, 2012'nin Mart'ı 2012'nin inşallah. Mart'ı. Tabii dönem itibariyle biraz da onlardan da bahsedebiliriz. Bu tip sinema eserlerinde, hani gişe kaygısı olmayan sinema eserlerinde diyelim. Yani bir şeyi anlatma derdin olduğu zaman malum gişeden de bir şekilde tuhaf bir şekilde uzak bir yere düşüyorsun. Ne yazık ki öyle yani Türkiye'de sinema son dönemlerde işte Türkiye sinemasının işte satılan bilet sayısı ölçeğinde çok iyi yerlere geldiğini söylüyorlar. İşte dünyada Amerikan sinemasından daha çok kendi sineması izlenen birkaç ülkeden biri olmak falan gibi ama bütün bunları bir kenara not etmek, bütün bunları olumlu görmekle birlikte nitelik açısından yine sorunlar yaşanıyor. Yani bilet satılan bilet sayısı gibi bir ölçek olunca bir takım ticari filmler var. Onlar zaten çok bilet satıyorlar. Onlar bu ortalamayı zaten çok yükseltiyorlar. Ama diğer filmlerde yine aynı sorunlar devam ediyor. Yani işte bu ülkede diyelim ki dünyanın en prestijli ödüllerinden birisini almış, işte Berlin Film Festivali'ni kazanmış Süt filmi ne kadar izlendi? Evet. Süt dedim ama bal. Yumurta, hı-hı, süt, bal yani üçleme, üçü de çok önemli festivaller. Ne kadar izlendi? Ya da işte Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da ödül almış filmi ne kadar izlendi? Evet yani. Yeşim Ustaoğlu filmleri, Zeki Demirkubuz filmleri sinemaya geldi. Bunlar çok önemli. Derviş Saim'in filmleri çok önemli yönetmenler. Bugün bütün dünyada Türkiye sineması diye bir şey varsa bu adamların sırtında yükselen bir şeydir. Ve çok şahsi emekleriyle. Kimse de bunların sırtını sıvazlayıp işte al sen bu parayı şöyle bir film yap da falan demedi yani. Neticede bu saydığımız her bir isim yani böyle tırnaklarıyla falan yani ciğerleri kanayarak gelip bir şeyler yaptılar. Peki şimdi neden yeni bir kuşak geliyor? Neden? Onlar da, buyur, çok özür dilerim. Onlar da onların açtığı yoldan geliyorlar. Yani biz bir şekilde onların ayak izlerine bakıyoruz aslında. Ne yaptılar onlar diye. Ama bu henüz karşılık bulmuş değil yani. Neden? Yani neden halk itibar etmiyor bu galiba yeni sinemaya? Galiba bu bütün dünyada böyle Alper ya. Yani neden şiir kitabı basılmıyor bu ülkede?
sorusuyla aynı aslına bakarsanız. Yani bir şeyi derinlikli anlatmaya başladığın anda, bu adamların yaptığı işler böyle işler. Popüler kültür, tüketim ahlakı yapılan her işte zekayı düşüren bir şeydir. Evet. Zeka düzeyini düşüren bir şeydir. Zeka düzeyini düşürdükçe derinliği azalır ve tüketilmesi kolaylaştırır. Derinlik tüketimi, tırnak içinde, gündelik tüketimi zorlaştıran bir şeydir. Siz bir irfan metnini, öyküsünü, anlatısını böyle bir çırpıda tüketemezsiniz. Onun içindeki pınar, kaynak, nehir sizi çok uzun süre alıkoyar. Bir felsefe metnini okuduğunuzda o bir sayfayı tekrar tekrar dönüp okumanız gerekir. Bir filme gözünüzü taktığınızda, işte bir Tarkovski filmine, bir Godard filmine baktığınızda hemen tüketemezsiniz onu. Orada başka bir şey daha vardır. Fakat popüler kültürün, tüketim ahlakının, kapitalizmin en büyük zararı yapılan işlerdeki zeka düzeyini ve derinliği azaltmaktır. Kolay tüketilebilir hale gelmektir. Fast food haline gelmektir. Fast food bir sadece bir yemek tanımlaması değil, bir tabii kültür biçimidir. Yapması da tüketmesi de kolaydır, çabuktur, hızlıdır. Bizim bir çorba yapmak bile önemli bir iştir. Çay demlemek medeniyettir ama sallama çay modernliktir. Hemen önüne getirir, bir dakikadır. Ama bir odun ateşini hazırlamak, ona demliği koymak, suyu beklemek, çayını koymak, demini almasını beklemek, hafif böyle ucunu kaldırmak, bu bir şeydir. Zaman alır. Uzun zamanınızı alır ama lezzet, ilim, irfan, medeniyet oradadır. Evet. Gayet. Bitti mi zaman ya? Bana öyle bir baktı ya, galiba. Sanki. Zaman demek bitti. Demek istediğim de oydu. Ama yani sinemada bu filmler sabun köpüğü şeylerle kolay tüketilebilir olmadığı için insanların alışkanlıklarını dönüştüren bir şeye kurban gidiyor yani. Müthiş. Harikulade bir izah. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir oradan anlatılabileceğim bir şey var bu durum için. Otomobilin hızı baharın bütün güzelliğini heder ediyordu diyor. Tanpınar da söyleyince kardeşim bir saat söylüyor. Sen onu baştan söyledin, ben bu kadar konuşmazdım zaten. Eyvallah. Çok güzel bir sohbet oldu. Vaktimiz kısa. Seninle tabii biz muhabbet etmeye devam edeceğiz ama seyircilerimizle paylaşabileceklerimiz bu kadardı. Hoş geldin. Şeref eyvallah verdin. İnşallah her şey gönlünce olur. Ben çok teşekkür ederim. Afrika dahile gelmek çok güzel bir şey ya. İnsan izleyince bazı programlara hani içten içe ya ben de gitseydim der ya. Eyvallah. Eyvallah, sağ ol. Evet, Afrika Dahil'in bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yaz sıcakları dışarıda bırakın. Estetik, iyonizerli, uzun ömürlü bir Alf alın. Küfür püfür ferahlayın. Yıllarca kullanın. Alf. Bilmek isteriz. Başka dünyaları. Hüzünleri. Mutlulukları. Bazen dünyamızı sarsandıranları. Gerçeği bilmek isteriz. Bize söylenenlerin doğru olup olmadığını. İnsanı insan yapan değerleri bilmek. Bilmek isteriz. Ailemizin, ülkemizin ve hayatımızın değerini bilmek için. Yeni Şafak, okuyan bilir.
içine yazdım. Aradığım çeşitli. Ben neşten aldım. İşte bu. Son teknoloji.